Merhaba arkadaşlar Bir Trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Dolar TL de başlayalım öncelikle. Şimdi arkadaşlar dolar tl grafiği öğlen saatlerinde de yatay gidişatını görüyorsunuz ki e, sürdürmeye devam ediyor. E, dün dün 84, 84'te e, günü tamamlayan dolar tl grafiği 6.85-6.83 arasında dar bir bantta gidip gelmeye devam ediyor. E, dolar endeksi küresel piyasalarda satıcılı şekilde devam ederek düşmeye devam ediyor. E, 96.763 seviyelerinde e, CDS primi ise 467 bas puanda işlem görüyor. E, buradaki ayrıntıya dikkat edin. E, dolar endeksi sert şekilde güç kaybederken dolar tl paritesi e, çıkış yönlü hareketlerine devam ediyor. Yani negatif ayrışıyor aslında. Yani bizi e, doların. Güç kaybetmesi bile kurtarmıyor arkadaşlar. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı e, kurun hareketi açısından önemli olacaktır. Piyasa anketine göre politika faizinin 25 bas puan e, indirimle %8'e çekilmesi bekleniyor. E, Merkez Bankası Mayıs toplantısında politika faizini 50 bas puan e, beklentirele paralel indirmişti biliyorsunuz geçen. Karar sonrası dolar 6.81'den 6.78'e kadar gerilemişti. Genel olarak dolar tl partisindeki yükselişin devam edeceği yönünde genel beklentim bu şekilde. Yarın faiz indirimi geldikten sonra dolar geri çekilirse alım fırsatı yaratabilir. Takipte kalmakta fayda var. Geri çekilmeden sonra daha güçlü gelerek 6.90 desteğini daha kuvvetli geçeceğini düşünüyorum. Onun dışında Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Mayıs itibariyle Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre alacak sto içindeki en yüksek payı 11 milyar lirayla mahalle idareler oluşturdu. Yani söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 853 milyon lira tahsil edilmiş durumda. Yani tahsilat oranında bir hale düşmüş durumda burada. Onun dışında Uluslararası Derece Kredi Derecelendirme Kuruluşu Modis Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle daha önce %4 küçüleceğini tahmin etmişti. G20 ekonomilerinin bu yıl %4.6 daralacağını öngördü. Türkiye tarafında ise konut satışları rekor kırarken ABD tarafında durum tam tersini işaret ediyor. ABD'de ikinci el konut satışları Mayıs'ta %9.7 düşüşle 3.91 milyon oldu. Bu Ekim 2010'dan beri görülen en düşük seviye oldu arkadaşlar. Yani biz burada parayı betona gömerken gömmeye devam ederken elin adamı yatırımlarına farklı alanlara e, kaydırmış durumda. Yani bu krediler de bir yerde patlayacaktır. İnanın ki bu şekilde gitmez çünkü. Ee, sizinle önemli bir bilgi daha paylaşmak istiyorum ee, genel piyasalar için önemli Ve sizin de bilginiz olsun ee, Merkez bankalarının dünya ekonomisine biliyorsunuz trilyonlarca dolar pompalamaların ardından Yatırımcılar bakışlarını küresel para politikasında Bir sonraki büyük adam olabilecek e, bir araca çeviriyor çeviriyorlar Nedir bu araç Getiri eğrisi kontrolü Eee yani bu ne demek? Belli vadelerde faizleri belli bir hedefe düşürmek için tahvil alımlarını kullanmak olarak tanımlanan bu strateji bir zamanlar uç ve olağan dışı bir tedbir olarak değerlendiriliyordu. Ve 4 yıl önce 20 yıl süren deflasyon spiralinden çıkarılamayacağından açık hale gelmesinin ardından sadece e, Japonya Merkez Bankası tarafından uygulamaya konuldu arkadaşlar. Ancak bu yaklaşım artık değiştiriliyor. Özellikle Avustralya Merkez Bankası kendi versiyonuna hazırladı ve yetkililerin aksi yönde açıklamalarına karşın ABD Merkez Bankası, FED ve İngiltere Merkez Bankası'nın da e, bu stratejiye yönelebileceği spekülasyonları güçleniyor Arkadaşlar bu kısım ilerleyen zamanlarda daha net olacağını düşünüyorum Onun dışında grafik üzerinde incelemek gerekirse dolar TL paritesini zaten çok güzel bir çıkış yakalamış durumda burada ee, aşağıdan gelen e, 6.70 desteğimiz vardı çok güzel e, bu desteği güzel bir şekilde kırdı yani güçlü bir şekilde kırdı takılmadan kırdı diyebiliriz neredeyse e, tekrar burada 6.85'e kadar e, devam etti. Burada teyit almamız gereken hareketli ortalamamız zaten şu an hareketli ortalamamızın da üzerinde destek direnç stratejisine göre çok fazla indikatör kullanmadan bu seviyeler arasında e, ana destek direnç seviyeler arasında alım satmak yapmak e, daha mantıklı 6.85 seviyesini bekliyoruz. Şu an 6.85 seviyesi biraz daha e, kuvvetli çıktı ama alıcılar bir yandan bastırmaya devam ediyor arkadaşlar. O yüzden e, bu seviyenin de e, kırılması e, her an yakın fakat dediğim gibi Merkez Bankası'nın faiz kararları bununla etkili olmaya devam edecektir. Zaten 6.85 üzerinde kalıcı olması, 6.90 hani kalıcı olmasına bile gerek yok aslında. 6.85 üzerinde e, biraz yükselişler 6.90'ı getirmeye yakındır. Ee, onun dışında 6.90'dan sonra 7'li seviyeleri görebiliriz. Fakat dediğim gibi 6.95'lerde falan 6.90 seviyelerinde biraz bekleteceğini düşünüyorum. Biraz da gümüş ons altına bakalım arkadaşlar. Şimdi Ons altında da güzel bir çıkış yakaladık. Devam ediyoruz bu çıkışı e, sürdürmeye. Ons altındaki bu pozitif seyirde koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve e, salgında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oluyor. E, dolar endeksinin bugün küresel olarak e, güç kaybetmesi ons altının çıkışını destekliyor. Yani piyasadaki beklentimiz dahilinde oluyor bunlar. Ons altının çıkacağı yönünde zaten günlerdir söylüyorum. E, dünyada yeni bir senaryo yazılıyor artık. Bu durumda e, en çok nasiplenecek olan on altın olacak arkadaşlar. E, yani yani dünya ekonomisinin normalleşme sürecine girerken ABD'de bir taraftan da artan bu e, COVID-19 e, vaka sayılarının yatırımcıların salgında ikinci dalgaya ilişkin endişelerinin arttığı kaydetti. E, dünya genelinde rekor bir artışla dün 183 bin e, fazla Arkadaşlar yeni bir koronavirüs vakası bildirildi. Yani rekor bir seviyede geldi dün. Ee, vaka sayısı bin geldi. ABD'de bu özellikle güney kesimlerindeki eyaletlerde COVID-19'a yakalanan genç sayısının ciddi oranda ee, artış gösterdiği açıklandı. 10 altındaki 1750 seviyesinin geçilmesi ve kalıcılık ile ee, yükseliş hareketine ani güç kazandırabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 1750 seviyesinin geçilmesi ve orada kalıcılık yaratması. Ee, diğer taraftan bu ABD Çin arasındaki gerilimler ve ABD başkanının sert açıklamaları e, yatırımcıları tekrar ons altın tarafına çekebilir. Beyaz Saray e, ticaret danışmanı biliyorsunuz Navarro Fox News'te e, katıldığı bir programda Çin ile ticaret anlaşmasına ilişkin bir soruya bitti yanıtını verdi. Net olarak verdi bu yanıtı. Hemen ardından Trump e, sosyal medyada Çin ile birinci faz ticaret anlaşmasının zarar görmediğini belirtti. Yani ABD tarafında da durumlar biraz karışık. Kimsenin kimseden haberi yok sanırım burada da. Aslında çok önemli bir konu olması gerekiyor. Bu şekilde hataların yapılmaması gerekiyor. Fakat siyaset biraz da kirli yani. Kimin ne dediği belli olmuyor. Ya da bilerek yapıyorlar diyelim artık biz buna piyasaları canlandırmak için. Şimdi onun altında da durumlar e, net arkadaşlar aslında burada 1700 çizgimiz vardı 1750 e, 1750'nin üzerindeki kalıcı e, kapanışlarda yukarıda 1794'lü seviyelerimiz e, görüleceğini düşünüyoruz. Fakat burada ara destek dirençlerimiz tabii ki de mevcut. Burada ilk e, 1765 direnciyle karşılaşacağız. Daha sonra 1765'in üzerinde kalırsa da 1794'lere doğru bir çıkış yakalayabiliriz. Fakat burada önemli olanı bu saatten sonra yani çıkış rekorlarının gelmesi için yeni bir yükselişlerin güçlü yükselişlerin yakalanması için 1750 seviyesinin üzerinde olması gerekiyor. Eğer 1750 seviyesinin altında olursa e, geri çekilmeler görebilirsiniz. Burada ana destek dirençlerde e, pozisyonlara girmek çok önemli. Ons altında da. E, örneğin 1756 1700 e, 60'ta aldığınızı varsayarsak diyelim ki geri çekilme yaşadı. Buralarda 1750'nin altına düştü. Ee, ne yapacaksınız? Stop loss yapacaksın. Tekrar yukarı çıkışta alacaksın. Ya da geri çekilme de bekleyip tekrar pusuda bekleyebilirsiniz. Fakat dediğim gibi buralar çok önemli seviyeler arkadaşlar. Hani e, birçok yatırımcıya pahalı gelebilir. E, fakat olması gerektiği gibi e, devam ediyor ons altında da. Yani yükselişlerin çıkacağı yönünde e, izlenimini hala sürdürüyor. Biraz da e, gram altına bakalım. Şimdi gram altında da evet. Şimdi gram altında biraz e, yavaş hareket etse de arkadaşlar her şey e, güzel ve yolunda gidiyor grafiğe baktığımız zaman. E, gram altında Merkez Bankası'nın faiz kararı etkili olabilir. E, bunu kullanabilirsiniz. Merkez Bankası faiz indirirse dolarda e, geri çekilme olacağı için do dolara paralel gram altında da geri çekilme olacaktır. O yüzden geri çekilme bölgelerinden kademeli giriş yapabilirsiniz. E, düşeceği yere bağlı olaraktan tabii ki de dünyada dünyadaki biliyorsunuz merkez bankaların birçoğu neredeyse hatta hepsi düşük faiz oranına sahipken Türkiye tarafında faizler hala yüksek seviyede aslında o yüzden faiz indirimleri yani dünya çapında anormal olacağını düşünmüyorum ben bu şekilde yani. Olan şekli devam edecektir. Gram altından hani bu saatten sonra geri çekilmeler alım fırsatı e, yaratabilir. Yani bir diğer konu e, 4 seviyelerinde arkadaşlar çok büyük e, kar satışları gelecektir diye düşünüyorum. Yani birçok banka emirleri bu şekilde en kötü ihtimalle yeni girecek olanlar hani o seviyeleri de e, değerlendirebilir diye düşünüyorum çünkü 364 seviyesinin itibaren e, çok güzel bir yükseliş yakaladı gram altın Ya bunun devamı illaki gelecektir. Yani gram altınları genel olarak e, Bakışımız hala yukarı yönlü devam etmekte. Ellerinizde gram altını kesinlikle ne zararına bozun ne de e, çok düşük kârlarla bozun e, pozisyonunuzu korumaya devam edin arkadaşlar. Ee, burada zaten 385 seviyemizin üzerinde. Şu an 387 spot piyasada. 385 seviyemizin üzerinde. Ki burası çok e, e, zor bir direnç olmadı arkadaşlar. 385 direnci. Çünkü çok rahat bir şekilde kırdı buraya alıcılar. Zaten 380'den itibaren inanılmaz bir alıcı ile karşılaştı. Burayı çok sert bir şekilde kırdı. Çünkü görüyorsunuz. E, burası geçildiği takdirde 390 seviyeleri bir an önce çok yakın tarihte e, gelecektir. Daha sonra 400 seviye göreceğiz. Biraz da gümüş yorumlayıp bitirelim arkadaşlar. Evet, gümüşte de işler e, yolunda gidiyor. Çıkışını sürdürüyor. Gümüş e, zaten benim gerçekten en e, favori eee yatırım araçlarımdan bir tanesi. Fakat e, gümüşte bu fiyatlar e, şu an alım için biraz daha pahalı aşağıda şuradan alsak iyi de aslında yani e, şu şekilde destek direnç noktaların kırdığı zaman almak gerekiyor arkadaşlar çünkü bu stratejinin e, anlamı bu önemi bu mesela örneğin buralardan gelmiş tekrar değmiş e, hala üstünde kalmayı başarı 367 alacaksın e, buraya geldiğinde satacaksın ya da e, Hani e, sizi böyle tatmin edecek bir karda da satabilirsiniz ama e, destek direnç arasında alıp satmak daha mantıklı oluyor. Özellikle kademe buradaki temel stratejimiz kademe girişleri. E, burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şu an alım satım yapmak için biraz daha beklemeniz. Şu an tam kanalımızın ortasında seyrediyor. O yüzden e, belki burada 4 seviyesini yukarı kırdıktan sonra alımlar yapılabilir. E, yukarıda beklenir 4.10 seviyeleri. Onun dışında eğer aşağı düş seviye aşağıya kırması durumunda ise tekrar e, Burada 3.60, 3.70 seviyeleri beklenir bu şekilde. E, onun aşağısında zaten 3.65 ana desteğimiz e, yer alıyor aşağıda. E, gümüş analizlerimizi de bu şekilde bitireceğiz. Zaten e, gümüşte yukarı çıkmalar devam edecektir arkadaşlar. 10's altına bağlı olaraktan. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.